Hatem'e, kendisine heyetler halinde insanlar yol kesicilerden şikayet edince Allah Resulü o yüksek, o özlemini şu şekilde ifade ediyor. Ya Adi, bir gün gelecek, o gelecek günü özlüyorum. Bir kadın, ümmetimden bir kadın tek başına Hire'den, yani o coğrafyanın en uzak noktasından tek başına devesine binecek, sahraları aşacak, Kâbetullah'a gelecek, hac ibadetini yapacak, tavafını yapacak, özgür bir şekilde güven içinde tekrar çölleri aşarak tek başına evine dönebileceği o güven toplumunu, ümmetimin oluşturacağı o güvenlikli dünyayı, o güven dolu dünyayı özlüyorum buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve duası, her ay başında hilali izlerken şöyle dua etmiştir. Allahümme ehillehu aleyna bil emni vel iman. Allah'ım, kıyamet sabahına kadar bu hilali üzerimize imanla ve emanla doğmasını nasip eyle. Aynı duayı tekrarlayarak sözümü bitiriyorum. Bir Müslüman kadının bütün ülkeleri güven içerisinde aşarak Kâbetullah'ı ziyaret edebildiği o günü İslam ümmetine Yüce Rabbimiz nasip eylesin. Resul-i Ekrem'in o özlemini yerine getirmeyi sadece kendi coğrafyamızda değil, ümmet coğrafyasında, gönül coğrafyamızda ve bütün dünyada emanı ve güveni sağlamayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip ve müyesser eylesin. Ve Resul-i Ekrem'in duasındaki o hilal aynı zamanda ay yıldızlı bayrak olarak bu ülkenin üzerine daima imanla ve emanla dalgalanmaya devam etsin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz de konuşmalarından ötürü Diyanet İşleri Başkanımız, Muhterem Hocamız, Profesör Doktor Mehmet Görmez'e çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Ey insan, ey insan, hak için, hakikat için, emin olmak için, yürüyelim hep birlikte kol kola, daha güvenli bir dünyaya. Güven deyince Efendimiz'i hatırlıyorum. Çünkü emin olmayı bize o öğretti. When you say trust, I remember Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem because he taught us what trust is. Toplumda güven kaybolmamalı. Ben komşuma güvenemezsem kime güvenebilirim? Yeniden kendime güvenmek, insanlara güvenmek istiyorum. Ben kardeşlerimi çok seviyorum, onlara güveniyorum. Muhammed el Emin. Kıymetli misafirlerimiz, değerli konuklarımız, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Başbakan Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Numan Kurtulmuş'u huzurlarınıza arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakan Yardımcım. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin saygıdeğer başkanı, saygıdeğer başbakanım, saygıdeğer hanımefendi, değerli Diyanet İşleri Başkanım, bu salonu dolduran saygıdeğer hanımefendiler, değerli kardeşlerim, hepinizi en içten en kalbi selamlarımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun.
Bugün bu güzel salonda bizleri bir araya getiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Salat ve selam Hazreti Peygamber'in ve onun ehli beytinin, âlinin, ashabının ve kıyamete kadar Hazreti Peygamber'in kutlu yolundan yürüyecek olan müminlerin üzerine olsun. Bu güzel gecede bir araya gelmemize vesile olan Diyanet İşleri Başkanımıza, Diyanet İşleri Teşkilatımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yıllardır kutladığımız Kutlu Doğum Haftası'nın bu sene güven toplumu ekseninde kutlanmış olması, özellikle çevremizin, insanlığın, Müslüman toplulukların ve Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar bakımından fevkalade önemlidir. Benden sonra Sayın Başbakanımız ve Meclis Başkanımız var. Ancak çok müsaade ederlerse çok kısaca şunu ifade etmek isterim. En başta Hoca Efendi'nin okuduğu ayet-i kerimede biz Allah Azimüşşan emaneti dağlara, semalara ve dağlara yüklemeyi teklif ettik. Onlar kabul etmediler ama emaneti insanoğlu kabul etti. Biz insanoğlunun aklını, vicdanını, irfanını ve ana eksenini teşkil eden İslam ümmeti olarak bu emanetin farkındayız, farkında olmak mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla attığımız her adım Cenab-ı Allah'ın bize yüklemiş olduğu emaneti yerine getirmek bakımından dikkatle, titizlikle koruyarak atmamız gereken adımlardır. Bu çerçevede emaneti ve güven toplumu meselesini iki ana eksende görmek mecburiyetindeyiz. Bunlardan bir tanesi bireysel anlamda güvenilir olmak, güvene layık olmaktır. Hazreti Peygamber'in siretinin ana ekseni bireysel anlamda Muhammedül Emin sıfatıyla özetlenebilecek gibidir. Yani Hazreti Peygamber bugün günümüzde karşılaştığımız, bireysel olarak karşılaştığımız ne kadar yanlış, ne kadar insani eksiklik, ne kadar günah, ne kadar büyük insan olarak bizi güvenilir olmaktan uzaklaştıran hususlar varsa hepsini kendi hayatında büyük bir öğretici olarak ashabına ve ashabı vasıtasıyla da sonraki nesillere aktarmış ve Hazreti Peygamber'in sireti kıyamete kadar mümin ümmet tarafından takip edilmiştir. Bu çerçevede zaten Hazreti Peygamber'in bireysel ahlakının bizler tarafından takip edilmesi ise Kur'an-ı Kerim'de "Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah" ayetiyle özetlenmiştir. Eğer siz ey müminler Allah'ı gerçekten seviyorsanız bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin ayet-i kerimesiyle Hazreti Peygamber'in ahlakı, Hazreti Peygamber'in sireti Müslümanlar tarafından takip edilmesi gereken en önemli çizgi olarak bireysel hayatlarında takip edilen bir yolu oluşturmuştur. Bu çerçevede 1400 senedir İslam topluluklarının şahsi gelişmesini sağlayan bütün gelenekler Peygamber'in bireysel ahlakını örnek almak üzerine kurulmuştur. Bu anlamda Anadolu ve Rumeli topraklarındaki İslam geleneğinin en büyük özelliği de budur. Yani Peygamber'in siretinde ortaya konulan o mükemmel ahlakı benimsemek, özümsemek ve onun üzerinden bireysel güveni bütün topluma yansıtmaktır. Bunun yine Kur'an-ı Kerim'deki bir diğer kısa formülü ise "Festekim kema ümirte" ayet-i kerimesidir. Yani emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Biliyorsunuz sahabe-i kiramın çoğunun bizi yaşlandırdı dediği ayetlerden birisi budur. Eğer emrolunduğumuz gibi her birimiz bireysel olarak dosdoğru olmayı başarabilirsek zaten etrafımızda güvenilir insanlar olarak ışık saçıyor, güvenilir insanlar olarak yol gösteriyor olacağız. Ancak İslam sadece güven toplumunu bireysel olarak ahlaklı, güvenilir insanlar üzerine kurmamıştır. Hazreti Peygamber'in siretinin ikinci önemli kısmı ise güven toplumunu oluşturan toplumsal güven mekanizmalarının kurulmasıdır. Bu mekanizmalarsa Hazreti Kur'an'ın özeti olarak söyleyebileceğimiz üç ana noktada özetlenebilir. Bunlardan birisi adalettir.
diğeri eşitliktir, bir diğeri ise özgürlüktür. Hazreti Peygamber'in bize İslam ümmetine öğretilerinin ekseni, ana ekseni budur. Hazreti Peygamber'in Mekke ulularıyla kavgasının temeli ne namazdır, ne oruçtur, ne haçtır, ne ibadettir. Hazreti Peygamber'in Mekke ulularıyla tevhid eksenindeki kavgasının temeli insanların eşitliği prensibinin ne inanıp inanmama mücadelesidir. Darun Nedve'de hatırlayın. Hazreti Peygamber'e Mekke'nin oğulları dediler ki, ey Muhammed, ne istiyorsan sana verelim. Gel bizi yönet. Malımızı, mülkümüzü, servetimizi verelim. Aramızdaki istediğin güzel kadınları seç, onlarla evlen. Ne istiyorsan sana verelim. Yeter ki bizim dinimize karışma dediler. Karışma dedikleri şey, onlarda da batıl olarak var olan namazımıza karışma değildi. Bir şekilde verdikleri zekatımıza karışma değildi. Darun Nedve'nin Mekke'nin ulularının peygambere söyledikleri, ya Muhammed sen bize, bizim gibi koca adamlara, bizim gibi ulu insanlara, şu kara derili kölelerle, şu zenci kölelerle eşit olduğumuzu mu söylüyorsun dediler. İşte tam da güven toplumunun ekseni, ana noktası burasıdır. Evet, dünyadaki kendini en yukarıda görenlerle kara deliller arasında hiçbir fark yoktur. Peygamberin tevhidi inancının öğretisinin ana ekseninde olduğu gibi bütün insanlar, 7,5 milyar insan, hepsi bir tarağın dişleri gibi yaratılışta eşittir, birbirinin aynısıdır. Güven toplumunun esas inşa edileceği yerlerden birisi burası. Böyle olursa kavgalar, harpler, darplar, Görmez hocamızın söylediği o ana dünyadaki bugünkü çatışmalar olmaz. İkincisi adalettir. Adaletin tarifi de şudur. Bir toplumdaki en güçsüz odanın hakkını en güçlü olandan alıp ona teslim etmektir. Adalet toplumunu inşa etmediğimiz takdirde bir güven toplumu da hiçbir şekilde olmayacaktır. Üçüncü temel nokta ise, Muhammedi tebliğin üçüncü temel ayağı ise insanların özgür olmasıdır. Allah'ın kendisine bahşettikleri akıllarıyla, irade-i cüziyeleriyle insanların kendi yollarını çizmeleri, kendi yollarını kendilerine teklif edilen tevhidin çerçevesinde muhatap olarak istedikleri istikamette yürümeleridir. Bunun için özgür olarak yaratılan insanın Allah'ın iradesinden başka hiçbir iradeye kul köle olması mümkün değildir, kabul edilemez, asla İslam tarafından tecrit edilemez. İnşallah başka vesileyle kaldığım yerden devam etmek üzere. Burada sözlerimi noktalıyorum. Bir vesileyle adaleti, özgürlüğü ve insanların Allah indinde eşitliği prensibini kabul etmeyen hiçbir toplumsal düzen, hiçbir uluslararası düzen bir güven toplumu olmaz, oluşturamaz, tesis edemez. Bizim üzerimize düşen, hele hele dünyada büyük bir medeniyetin varisi olan Türkiye'nin insanlarına düşen, inşallah bu güven toplumunu kurma yolunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek ve yeryüzünde insanların ya yaratılışta eş ya dinde kardeş oldukları bir toplumu bütün unsurlarıyla inşa etmektir. Allah yolumuzu açık etsin. Allah bizi Hazreti Peygamber'in ümmeti olmaya layık etsin. Allah bizi hayırda önce olan topluluklardan eylesin. Bizim elimizde yeryüzünde güven medeniyetinin kurulması nasip olsun. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Biz de konuşmalarından ötürü Sayın Başbakan Yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar efendim. Ey insan, ey insan, hak için, hakikat için, emin olmak için, yürüyelim hep birlikte kol kola,
daha güvenli bir dünyaya. Güven deyince Efendimiz'i hatırlıyorum. Çünkü emin olmayı bize o öğretti. When you say trust, I remember Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem because he taught us what trust is. Toplumda güven kaybolmamalı. Ben komşuma güvenemezsem kime güvenebilirim? Yeniden kendime güvenmek, insanlara güvenmek istiyorum. Ben kardeşlerimi çok seviyorum, onlara güveniyorum. Muhammedil Emin hulika linnâsi kâffe. Dünya şimdi güven bunalımında. Dünyaya huzur ancak güven yeniden tesis edildiğinde gelir. Tonna nunga turki, ton tara baham yemne turki, ton ma na dwaga onkota naba turki ya baham yemtenga ya ten ton honnong. Evdeki güven aileyi mutlu eder. Ben patronuma güvenmeliyim. Patronum da bana güvenmeli. Çalışma ortamında güven tesis edilmeli. Ciran, sahabat-sahabat, kawan-kawan. Bila ada kepercayaan, di situ ada aman. Güvenmek istiyorum, güvenilir olmak istiyorum. Trust at home help the family happiness to reach the climax. Dost doğru olursan düşmanına bile seni kötü anlatamazlar. Arkadaşlık pek iyi demekle kaimdir. Arkadaş arkadaşa güvenmeli ve toplumda yeniden güven tesis edilmeli. Давайте станем братьями. Мы можем и должны доверять друг другу. Biz peygamberimize çocukları olan güvenini ve sevgisiyle hatırlarız. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hazırlanan bir dünyada dost doğru, elif gibi yaşayınız. Incluso un enemigo puede ser un hombre digno de confianza. Kim güvenilir değilse hain ile dost olur. Güvensizlik kesici bir alet gibidir. Onunla yaralanan iyileşemez. Comes by that be reliable. Güven yoksa ailede ve toplumda huzur olmaz. Dostluğun anahtarı bence güvendir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. I love you ya Resulullah. You are a symbol of all good deeds in the entire universe and hereafter. Güven var, huzur var. Človek, ki ne zaupa, svojim življenju ne najde miru. Kişinin güvensizliği zilletidir. İman güvendir. Müminse güvenilendir. Minu jaoks on austus usaldamine. Võrdsed võimalused ja rahu. See on minu jaoks usaldus. Toplum güvenden hasta ise tedavisi efendimizdir. Benim peygamberim en güvenin insan. Tohum toprağa güvenecek ki çiçek açsın, bahar gelsin. Yavru yuvaya güvenecek ki her şeyi emanet bilsin. Aile olsun. Ve bil ki din güvendir, iman güvendir. Ve bil ki insanlık insana emanettir. İnsanlık sana emanettir. O geldi, kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz saygındır, dokunulmazdır buyurdu, insanlık güven buldu. O geldi, küçüklerine merhamet etmeyen bizden değildir buyurdu, çocuklarımız güven buldu. O geldi, en hayırlılarınız eşine en iyi davrananlarınızdır buyurdu, kadınlar güven buldu. O geldi, anne ve babaya öf bile denilemeyeceğini bildirdi. Yaşlılar emanet bilindi, baş tacı edildi. O geldi, mazlumlar, masumlar güven dolu bir limana yelken açtı. O geldi, Muhammedül Emin geldi. Şefkat ve merhamet, vefa ve adalet, doğruluk ve samimiyet onunla yeniden dirildi. Çok saygıdeğer misafirlerimiz, değerli katılımcılarımız, şimdi de bu özel ve kutlu programımıza katılarak bizleri onurlandıran Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ın konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Bismillahirrahmanirrahim.
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin çok değerli başkanı Sayın Diyanet İşleri Başkanımız, değerli misafirler, muhterem kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler. Sözlerimin başında bugün Tunceli'de göreve giderken olumsuz hava şartlarından dolayı düşen bir helikopterde hayatını kaybedip ayrıca Ağrı'da görev esnasında şehit düşen bir uzmanımız, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Burada bulunan muhterem misafirlerimizden ruhları için bir Fatiha istirham ediyorum. Acılı ailelerinin başı sağ olsun. Milletimize başsağlığı diliyorum. Doğumunun seneyi devriyesinde Allah'ın selam ve salatı alemlere rahmet olarak gönderilmiş Hazreti Peygamber Efendimizin üzerine olsun. Peygamber Efendimizin dünyamızı teşrifinin 1446. yılını idrak ediyoruz. Allah'tan Resulünün şefaatine bizi de dahil etmesini niyaz ediyorum. Bu vesileyle Hazreti Peygamber Efendimizin ehli beytini ve ashabını da hürmetle yad ediyorum. Sizlerin şahsında bütün İslam alemini, bütün vatandaşlarımı hürmetle selamlıyorum. İslam selam dinidir. Selam barış demektir. Ve selam Allah'ın selamıdır. Selam Allah'ın yüce adıyla barışa, huzura teminat kılmak demektir. Bizler Efendimizin öğütlediği üzere her daim selam üzere yaşarız ve birbirimize selam veririz. Selamın anlamı benden emin olabilirsin, benden sana zarar gelmez, benim yanımda emniyettesin demektir. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Diyanet İşleri Başkanlığımızı, değerli başkan ve ekibini, kutlu doğum haftasını İnsanlık için öğretici bir fırsata, bir tefekküre vesile kıldıkları için teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanımız, müftülerimiz, imamlarımız, müezzinlerimize kadar bütün Diyanet camiamız sahih İslam'ı temsil ediyor ve topluma dinimizi İfrata, tefrite sapmadan doğru bir şekilde anlatıyorlar. Sahih İslam'ı temsil ettikleri ve doğru anlattıkları için milletim adına teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, mübarek üç ayların içerisindeyiz. Bu mübarek ayların İslam alemine, İnsanlığa huzur, barış, kardeşlik getirmesini Cenab-ı Mevlam'dan niyaz ediyorum. Milletimizin huzur ve sükun içerisinde Ramazan'a ve bayrama ulaşmasını da temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz emin kişiliğiyle, sade yaşantısıyla, örnek davranışlarıyla, edep ve hayasıyla yeni bir dünyanın yepyeni hayatının kapılarını açtı. Katrana kesmiş yürekleri eritti, bir taş kadar sertleşmiş kalpleri
yumuşattı, çöle dönmüş gönüllere adeta bir çağlayan gibi aktı. Esaret, vefa gibi insanın özüne ait bütün hasletler onun ruhunda anlam kazanmış, onun mübarek ruhundan neş'et etmiştir. Güzel ahlakıyla bütün insanlığa örnek olmuş, yol göstermiştir. Resulullah Efendimiz insanı körleştiren ideolojiden, adaletsizlikten, zulümden, yetim hakkı yemekten uzak bir şahsiyettir. Her türlü asabiyeti, ırkçılığı ayaklarının altına aldı. İnsanları gönül bağıyla birbirine bağladı. Kur'an-ı Kerim sevgisiyle, Allah aşkıyla kaynaştırdı. Zengini fakirin hamisi, zenciyi beyazın kader ortağı yaptı. Komşuyu komşuya, neredeyse birbirlerinin mirasçısı olacak kadar yakınlaştırdı. Değerli kardeşlerim, biz Hazreti Peygamber'e ve onun kutlu yoluna aşık bir milletiz. Hamdolsun ki aziz milletim ışığını ondan alır. En çok ona hürmet ederiz ve en çok da onu özleriz. Ona hürmette kusur göstermekten korkarız. Ona hürmetle onun hatırasına isimlerimiz Muhammed, Ahmet, Mehmet, Mahmut, Hatice, Amine, Abdullah, Ayşe, Fatıma, Ali, Osman, Ömer ve Ebu Bekir'dir. Biz ordumuza peygamber ocağı deriz. Peygamber ocağından yetişen yiğitlerimize de Mehmetçik deriz. Peygamberimiz ve onun kutlu yoluna olan sevdamız ve bağlılığımız 80 milyonu birbirine sevgi bağıyla bağlar. İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda duyulan o muhteşem ezan, Diyarbakır Ulu Camii'nden de aynı ruhla, aynı adanmışlıkla ve aynı aşkla yayılır yüreklerimize. Edirne'de, Selimiye'de namaz kılanlarla Cizre Ulu Camii'de namaz kılanlar aynı kıbleye, aynı aşkla yönelir. Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nde okunan sure ile, mırıldanılan dua ile Şanlıurfa Halilur Rahman Camii'nde okunan sure ve dua aynı cümle ve aynı niyetlerle dökülür dilimizden. Bu dualarla bir oluruz, diri oluruz, kardeş oluruz. Kardeşlik ve kardeşlik hukuku hepimizin ve herkesin hayatına mutlaka egemen olmalıdır. Komşu komşusuna karşı kardeşliği hatırlamalı. Her esnaf, her tüccar, her işçi ve her işveren bu prensibi hatırında tutmalıdır. Siyasetçi, idareci, bürokrat, memur tüm işlerinde, tüm ilişkilerinde kardeşlik hukukunu, güven duygusunu asla zedelememeli. Aynı medeniyetin, aynı kültürün mensubu olan, aynı kıbleye dönen topluluklar, ülkeler bu hassas ilkeye özenle riayet. Güzel, güvenilir insan. Değerli kardeşlerim, aziz vatandaşlarım, Peygamber Efendimiz Müslüman elinden ve dilimden
sınırları hususunda güvendikleri kişi ve adaletin peygamberine nispet edemez. İslam'a referans olarak gösterilmesini asla kabul etmeyiz. Kabul edemeyiz. Yerleşmiş bir İslam korkusu var ki Batı bu hastalığıyla mutlaka ve mutlaka yüzleşmek zorundadır. Yeryüzünde yaşanan acılar bütün insanlığın acısıdır. Acıları ayrımsız bir şekilde sahiplenip yaraları birlikte sarmalıyız. Huzur ve güveni yalnız kendi ülkemiz için değil, bütün insanlık için istemeliyiz. İslam barış ve güveni, eman ve huzuru, kısacası güven toplumunu inşa başında din istismarcıları gelmektedir. Din istismarcılığının 15 Temmuz'da bu ülkeye yaşattığı acıları hep beraber gördük. Sahih İslam'ı öğrenmenin, öğretmenin derdine düşmeliyiz. Din tıpkı ekmek gibi, su gibi fıtratın gereğidir. Nitekim toplumların, genç nesillerin, çocukların manevi değerlere sahip olmalarını, onların temiz ve doğru olan bilgiye ulaşmaları için çok çalışmalıyız. Bunun için okullara Kur'an ve siyer dersleri koyduk. Bu konuda elbette Diyanet İşleri Başkanlığımıza çok önemli görevler düşüyor. Sahih İslam'ın olduğu yerde hiçbir din istismarcısı hile ve desiselerini devam ettiremez. Değerli kardeşlerim, her insan canı, inancı, nesli, malı ve hassasiyetinin emniyette olduğu, temel hak ve özgürlüklerinin korunduğu güvenli bir ortamda yaşamayı arzu eder. Güven, insanca bir hayatın sürdürülebilmesi için en temel şartlardan birisidir. Bir aile güven üzerine inşa edildiği gibi bir toplum da güven üzerinde varlığını sürdürebilir. Güven duygusunun zedelenmesi veya kaybolması toplum varlığının temellerinden sarsmaya başlar. Allah Resulü güvenilir olmayı, güven aşılamayı, güven içinde yaşamayı söz ve uygulamalarıyla bizlere öğütlemektedir. Peygamberliğinden önce, çok önce Muhammedül Emin olarak anılan Hazreti Peygamberimiz hayatının her döneminde güvenilir insan modeli sergilemiştir. Öyle ki kendisiyle amansız bir mücadeleye girişenler dahi onun dürüstlük ve güvenilirliğini kabul etmiştir. Güven toplumunu inşa eden samimiyet, sadakat, emanet bilinci, ahde vefa, sevgi, saygı, merhamet ve yardımlaşma gibi değerleri hayatımızın her alanında yaşanır kılmaktır. Bu değerlerin zayıflamasına ya da zedelenmesine asla müsaade etmemeliyiz. Peygamber Efendimizin Medine'de inşa ettiği toplum modeli sadece Müslümanlar için değil,
aynı zamanda farklı inanç mensupları için de bir huzur ve güven kaynağı olmuştur. Aynı inanç ve şuurla hareket ederek bugün dünyamızı birer huzur ve güven kaynağı haline dönüştürebiliriz. Değerli konuklar, kutlu doğum haftasında Hazreti Peygamberimizi, alemlerin efendisini salat ve selamla yad ediyorum. Rabbimden bizi Peygamber Efendimiz'e yakışır, hayırlı ümmet eylemesini niyaz ediyorum. Bizi Hazreti Peygamber'in şefaatine nail etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Gül Günü'nü başlatacağız. Muhterem hocamız, Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez ve değerli Yaşar Hanımefendi gül dağıtımında bulunacaklar. Refakat etmek üzere platformumuza Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızı, Sayın Başbakanımızın eşi saygıdeğer hanımefendiyi, Başbakan Yardımcımız Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'u, eşi saygıdeğer hanımefendiyi, AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımızı, siyasi partilerimizin genel başkanları bizlerle birlikte onları davet etmek istiyoruz. Milletvekillerimizi davet ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterimizi, Başbakanlık Müsteşarımızı, Ankara Valimizi ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanımızı da Gül Günü'nü başlatmak üzere platforma davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Kıymetli meclis başkanımızın da bu güzel güne dair kısa bir mesajı varsa almak isteriz kendilerinden. Selamun aleyküm. Gecemiz kutlu olsun, mübarek olsun. Kutlu doğum haftası kutlu olsun. Ve Peygamber Efendimiz'den herkesin ilham almasını, onun yolunda yürümesini, tek önder olarak Mehmet Görmez Beyefendi'yi ve şahsında mesai arkadaşlarını tebrik ediyorum. Çok güzel bir program. Kendilerinden sorduğumda o senenin programını yapıyorlar. Çok güzel bir program. Tebrik ediyorum. Siz değerli katılımcılara en iyi dileklerimi, şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Hak nice güzel günlere kavuştursun. Ben bir şeyi aklıma geldi, onu söylemek istiyorum. Şimdi güven hadisesi. Bir tek kişi bize Macaristan'ı fethettirdi. Gül Baba. Gül Baba yazları dondurma satar, kışları salep. Bir arabası var, başında bir gül sarığında. Bir Bektaşi dervişi. 10 yıl sonra Kanun'un ordusu Budapeşte'ye dayanır. Derler ki bu gelen ordu, bu devlet, Gül Baba'nın devleti ve milleti mi? O halde niye onlara direnelim? Adil bir idareye kavuşalım ve hiç silah atılmadan kapıyı açıp bir kişi bir ülkenin fethine vesile olur. Neden? Güven hadisesi. Toplumun en büyük ihtiyacı bu. Seçilen konu çok güzel. Güvenilir insanlar olmayı Cenab-ı Hak bize nasip etsin. Hepinize hürmetlerimi sunuyorum. Kıymetli meclis başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanımız, muhterem hocamız ve saygıdeğer Yaşar Hanımefendi Gül Günü'nü başlatıyorlar efendim. Güllerin efendisini, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı andığımız,
anmaktan ziyade anlamaya çalıştığımız bu güzel haftanın hayırlara vesile olmasını biz de Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Ve böyle güzel görüntülerle değerli büyüklerimizle birlikte güllerin efendisine sonsuz salat ve selam olsun diyoruz. Muhterem hocamız, değerli protokolümüze güllerin takdiminde bulunduğu değerli eşi hanımefendiyle birlikte çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu güzel tabloya eşlik etmek üzere çocuk ve gençlik korumuz programın başında da bizlerle birlikteydi. Evlatlarımızı alkışlarla bir kez daha değerli protokolümüzün huzurlarına davet etmek istiyorum efendim. Bizim geleceğimiz, bizim umutlarımız olan bu güzel evlatlarımızı bu güzel günde, bu anlamlı programda göstermiş oldukları performanstan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Sayın Meclis Başkanımız ve Sayın Başbakanımız da evlatlarımızı tebrik ediyor. Onlara teşekkür ediyor. Haftası etkinliği bu güzel görüntülerle kıymetli Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Kahraman, saygıdeğer Başbakanımız Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla, değerli protokolümüzün katılımlarıyla ve bizim geleceğimiz olan evlatlarımızla birlikte bu güzel görüntülerle bu manalı akşamı burada nihayete erdiriyoruz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanımız, muhterem hocamız Mehmet Görmez'e çok teşekkür ediyoruz değerli ekibine. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran Meclis Başkanımıza, Başbakanımıza, Başbakan Yardımcımıza, değerli bakanlarımıza, siyasi partilerimizin genel başkanlarına ve bütün yetkililere sonsuz teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü de bu güzel salonu dolduran siz çok saygıdeğer peygamber aşıklarına, değerli milletimize çok teşekkür ediyoruz. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun diyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Haftamız hayırlara vesile olsun.